Bu akşam Dubai'de koşulacak maratonda iki atletimiz barajı aşarsa sayı 37 olacak. Bugüne kadar çeşitli dallarda Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarına katılabilmek için baraj aşan sporcu sayımız maalesef çok az. Atletizmde 2-3 ilave daha yapalım, 40 kişiyi buluyoruz. Voleybolda Ankara elemelerindeki hayal kırıklığımız Londra'da 2012'de yaşadığımız gururu hüzünle unutturuyor. Basketbolcu kızlarımız elemeleri kazanır mı? Umut edelim ki kazansınlar. Aksi halde daha yola çıkarken dökülmüş olacağız. Bireysel anlamda birçok madalya adayı sporcumun olmasına rağmen Olimpiyat Oyunlarına Pekin 68 ve Londra 114 kadar sporcu gönderememek tüm federasyonları, spor teşkilatını ve medyayı uzun uzun düşündürmeli. Neden bu hale geldik? Akıllı bir analizle hiç değilse gelecek olimpiyatları kurtarmalıyız. Atilla abi doğru söylüyor ama Sayın Bakan'ın da şöyle bir yaklaşımı var, onu biliyorum. Oraya gönderilen sporcu sayısından çok nitelikli sporcuyu oraya göndermek, o kadar çok sporcuyla katıldıktan daha çok nitelikli sporcularla, yani madalya alabilecek, mücadele edebilecek, Türkiye'yi önemli olan yarışmak değil kazanmak ya, doğru dürüst temsil edebilecek seviyede, Olimpiyat Oyunlarına katılabilecek seviyede sporcularla katılma hedefi var. Yoksa hani sayıyı artırmak demek ki mümkün olabiliyor. Ne diyorsun? Takımlar da yok tabii. Takım da yok. Biraz sayı ondan da azalıyor. Tamam 40 kişi olsun ama hakikaten oradan bir ses getirsin o 40 kişi. Yani tabii 80 milyona 40 az da. Bu çok ciddi bir problem. Yani bu hani bu program yetmez. İstersen bir programda bunları bir konuşalım. Yani Türkiye'deki yarın... hani bizim olimpik sporcu sayımızın azlığını, federasyonların bu anlamdaki alması gereken tedbirleri neler oluyor, neler bitiyor. Yarın buna bu biraz daha detaylı bir mesele, girelim. Çok ciddi bir mesele. Bunun konuşulması lazım. Peki bitti mi program? Peki fotoğraf veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde intihara teşebbüs eden Mondragon sağlığına kavuştu. Çocuklarıyla keyifli görünüyor. Hadi inşallah. Geçmiş olsun, ne oldu? Ne denir bilmiyorum ki. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Artık sahada değil kenarda Real Madrid teknik direktörü Zidane. Ya karizmaya bakar mısın? Yakıştı değil mi? Sağ kenarı da yakıştı. Ben böyle büyük futbolcuların teknik direktörlük yapmalarından hep böyle bir şeyle yaklaşırım, endişeyle yaklaşırım ama ya benim gözümde dünyanın en iyi futbolcularından biri, hatta kendi döneminin birincisi. Bence de. Yani CV'ye bakarsan... Kim vardı onun döneminde? Kendi döneminde. Ronaldo'lar falan var işte. Beckham'lar, şunlar bunlar. Ben de Zidane diyorum. Bir de kazandıklarına bakarsan inanılmaz bir CV yani. Kazanmadı hiçbir şey yok. Her şeyi kazandı. O yüzden hani böyle hep endişeyle baktım ama çok iyi duruyor. Bakalım aynı CV'yi yapabilecek mi? Duruş iyi bakalım, evet. Kevin Keegan, Hamburg formasıyla. Ekranlarda. O da çok büyük futbolcuydu. Mesela... Keegan'da aynı hayal kırıklığını yaşamıştım yani. Teknik direktörlüğü karşılamadı futbolculuğunu. Bertie Vogt kumda olmadı. Çalışırken. Gerçi onun Avrupa şampiyonluğu var ama. 1977 yılından bir fotoğraf Bertie Vogt'un. İfade aynı, hiçbir değişiklik hiç yok. Değil mi? O zaman da yaşlıymış. Yaşlıydı. Borussia Mönchengladbach'ın büyük oyuncusu. Peki bitti programımız. Pazartesi günü Mehmet Demirkol'la birlikte. Yok pazartesi mi? Bugün ne? Çarşamba. Yarın da varız. İstiyorsan ama yapmayabiliriz. Pardon, affedersiniz. Yok yani. Yok istiyorsan. Pazartesi günü de birlikte olacağız. Sen beni hep öyle tembel olarak tanıttın ya. Ben de ona biraz uyuyayım dedim.